Zeliham. Defol şuradan be, defol! Yavrum, geçin yere gelirim. Dürüye! Memo! Dürüye, aramıza bu sefer de dere girdi. Ne bekliyorsun Memo? Gelin bu tarafa. Ne duruyorsunuz öyle kavak ağacı gibi? Bana mı dedin yenge? Geliyor. Yok oğlum, sana niye desin? Onun kavak ağacı benim. Geliyorum Dürüye! Dur oğlum Memo, nereye ya? Biz de geliyoruz. Dürüye mi ulan, Dürüye mi? Ben de geleyim. Memo! Silo! Seyfo! Durun, ıslanacaksınız. Bak, ben bunu hiç düşünmemiştim. Zaten kuru bir yerimiz kalmadı ki. Daha iyi ya, serinleriz işte. Çok soğuk. Su çok soğuk. Dur. Size lazımsınız. Kurtarın la, boğuluyum la. Kurtarın, boğuluyum. Islattın la bizi. Kurtarın beni. Rahat dur lan. Ne oldu Sina? İyiyim Ayşem, kurbanın oğlan. Ayşe orada lan, kıyar. Ayşem. Ayşem. Görüyorsunuz beyler, kızlar bizi görünce nasıl seviniyorlar. Değil mi lan Silo? Eyvallah. Evet biliyoruz. Babalarınız sizi bize vermezler. Geliyorlar. Gelseler bu durumda hiç vermezler. Arkanızdalar. Onlar arkamızda olur mu hiç ya? Onlar hep bize karşıdırlar. Memo, arkanıza bakın. Ne? Ulan gelin lan, kaçın lan. Kaçın. Beni de bekleyin boğulayım. Yürü. Bekleyin lan. Hadi. Ulan beni de bekleyin lan beni de. Şimdi siz bana yetişin lan, hadi koşun. Ne oluyor bunlara ya? Durun ağalar, durun. Yangında mal mı kaçırırsınız? Soluk soluğa kalmışsınız. Hem onlara hem size yazık. Gelin, soluklanın şöyle. Hadi, hadi bakayım. Hadi gelin, hadi. Hadi. Kızlar! Durun! Vallahi canıma tak etmiştir Duriyem. Benim de öyle Memo. Ne olacak bu hal? Bilmiyorum ki. Böyle giderse köyün atletizm yarışmalarını başlatacağız. Ay, öldüm sanki, canım çekiliyor. Vallahi Duriye, bir hal oldum böyle yürüye. Şimdi de şair mi oldun? Ağzından neler çıkıyor böyle? Yapma ya, köpek gibi. Söyle Seyfo. Söylesene be. Zaten güç bela buluşuyoruz. Sen durdun, ha ha diyorsun. Kaçır beni Silo. Artık dayanamıyorum. Ne? Kaçırmak mı? Keçilerimi kaçırdın? Babam bizi cart diye cartlak kebabına çevirir valla. Bu gidişle kavuşamazsak öleceğiz zaten. Cartlağım benim, selvi boylum, al yazmalım. Daha neyim alacaksın kız, kurbanın oğlan? Bilo, demem o ki bu işin sonu gözükmüyor. O nasıl laf kız? Bu işin sonu hayırdır? Hani İstanbul'a gidip başlık parası biriktirip gelecektin? Ama niye gitmedim? Sor bakalım niye gitmedim ha? Niye gitmedin? Gittiğimde hemen baban seni ilk başlık parası verene versin değil mi? Yok öyle ya ama. Benim sevgilim gözümün önünde olacak, o kadar.
Dilo. Ah! Ayağını tura bir deliyam. Bırak beni. Yürün olayım, çiğne beni. Ah! Dilo. Bana he demezsen o zaman eşkıya olurum. Ay dur, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Kafayı mı yedin sen? Yedim kafayı. Evet, ya benim eşim olacaksın ya da öldürürüm kendimi. Aa, öldürürsen öldür be. Oh. Defol buradan hadi. Zeliha, yastık bile bana az geliyor. Yastık mı? Ne yastığı ulan salak? Ne olur he de şu yastıktan kurtulayım Zeliha. Onlar sizin bizim çocuklarımız. Onlar geleceklerimiz. Ne olmuş sevmişlerse birbirlerini. Sizler babalarısınız. Onlara bir şey olsa benden çok siz yanarsınız. Ama gelin görün ki siz çocuklarınızı değil kendinizi düşünmektesiniz. Onlar mal değil. Onlar can. Hem de öz be öz. Sizin çocuklarınız. Vallahi utancımdan yerin dibine giriyorum muhtar. Biliyorum. Seyfo iyi delikanlı. Kızım da seviyor. Ama benim de borçlarımı ödemem için başlık parası almam lazım. Tövbe tövbe. Sanki kızımı parayla satıyormuşum gibi utanıyorum. Ben de biliyorum ki Sülo efendidir, namusludur. Ah şu borcum olmasa vallahi kızı kendi ellerimle veririm. Bilo da iyidir. Beni görünce nerede olursa olsun ayağa kalkar. Elimi öper, oğlum gibi sever. Bakın. Ağlayıp sızlayacağınıza bir çare düşünün. Eğer bu durum böyle devam ederse çok kötü şeyler olur ona göre. Yaya! Buyur ağam. Neredesin sabahtan beri? Buradaydım ağam. Nasıl buradasın lan? Sabahtan beri seni aratıyorum. Şehre gitmiştim ağam. Açık konuşsana Yaya, neredeydin? Şeyde ağam, Akpınar'da. Ne işin vardı orada? Şey ağam, sefillerin memo ile... Kapıya bak hadi. Buyur Ramazan ağa, hoş geldin. Davut ağa burada mı? Buyur burada. Oo, hoş gelmişsin Ramazan ağa. Safalar getirmişsin. Buyur, buyur. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Safalar getirmişsin. Hoş gördük Davut ağa. Nasılsın, iyi misin? Allah'a hamdolsun, seni gördük daha iyi olduk. Bu taraflarda bir işim vardı. Geçerken bir hatırını sorayım dedim. Sağ ol Ramazan ağa. Nargile içersin değil mi? Olur ağam, içelim. Ama yanında da bir Türk kahvesi isterim. Hemen bir nargile yap. Yanına da yandan çaklı bir kahve yap bakalım. Peki ağam. Hadi. Gel bakalım, gel şöyle. Gel şöyle. Ramazan ağa. Sen pek sık uğramazdın buralara, hayırdır? Aa biliyorum, bizim oğlan üniversiteyi bitirdi. Artık baş gözetmenin zamanı geldi. Dürüye de güzel kız, hoş kızdır. Diyorum ki senin kızı benim oğlana istesek. Hem güçlerimiz birleşir hem hatırlı bir iş olur. Ramazan ağa, teklifin bize onur, gurur ver. Ama kızıma bir sormam gerekir değil mi? Ağalar ne zamandan beri kızlarından izin alıyor? Sen ne dersen bu iş olur Davut ağa. Peki ha, bakarız bir çaresine. Oh be, işte şimdi keyfim yerine geldi. Merhaba Memo kardeş, nasılsın? Seni merak ettik be kardeş. Sabahtan belli ortalıkta yoksun. Memo, biz kızlarla bir karar aldık.
Ne kararıymış o? Yarın sabah hepimiz toplanıp komutana gideceğiz. Durumu anlatacağız. Ya öyle. Tamam öyleyse. Ondan sonra aile babaları ağzımıza etsin. Yok komutan kimseye söylemez, gizli kalır. Peki madem siz uygun gördünüz o halde tamam. Yalnız Dürye'ye de haber verin. Ben Nazlı'yla haber gönderirim, sen merak etme. Yarın sabah saat 8'de köyün dışındaki korulukta buluşalım. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Memo. Bana bir çay. Oo Mehmet oğlum, hele gel hele. Oo muhtar, selamun aleyküm. Aleyküm selam, gel otur. Biraz bir şey konuşacağım seninle. Hayırdır muhtar? O nedir muhtar emmi? Memo oğlum, baban ölmeden önce bana bu mektubu vermişti. Oğlum sıkışınca ona verirsin dediydi. Allah Allah. Babam bana niye mektup bıraktı ki? Kendi söyleseydi ya. Oğlum, baban bu mektubu ölmeden evvel vermişti. Ölmeden önce? Öyle mi muhtar? Evet, ölmeden önce. Oğlum, baban deli dolu bir adamdı. Ama nerede, ne zaman, ne yapacağı hiç belli olmazdı. Ama iyi insandı rahmetli. Zavallı babacığım. Dedemle benim için az uğraşmadı. Bir yandan dedem Zeliha'yı istedi. Öbür yandan ben Dürye'yi. Babam da şaşırıp kaldı rahmetli. Of of. Ben karı isterim. Ben Zeliha'mı isterim. Ben karı isterim. Ben Zeliha'yı isterim. Zeliha. Allah Allah. Ulan babam da amma şairmiş. Ya şimdi gel de çık işin içine. Zeliha'm. Vallahi dede, hazineyi bir bulam. Seni Zeliha ile evlendirmezsem adım Memo demesinler. Halime, seni cartlak kebabından çok seviyorum. Romantik hayvan. Bir daha söyle. Hayvan. Silo. Bil bakalım ben kimim. Hülya Avşar. Değil. Mahmut Tuncel? Hiç değil. Ha tamam, şimdi buldum. Kimmişim? Kahtalı Mıçı. Alçak, sen beni sevmiyorsun. Şaka yaptım kız. İnsan sevdiğini tanımaz mı? Kız senden önce kokun geldi. Aman ben de korkuydum. Yürüyem ne oldu sana böyle? Niye geç kaldın? Babamdan kaçamadım ki. Geç de olsa geldin ya, yeter bana. Hey çocuklar, bırakın anlaşmayı da çabuk gidelim. Biraz daha geç kalırsak yokluğumuz belli olur. Hadi gidelim, hadi. Günaydın Tertip. Biz komutanla görüşecektik. Hangi konuda? Özel bir konuda. Köyün gençleri sizi görmek istiyor. Siz burada bekleyin. Peki. Komutan bizi dinler mi Memo? Dinler tabii. Başka çaremiz mi kaldı? Doğru söylüyorsun Memo. Tamam girin, komutan sizi bekliyor. Sağ ol Tertip. Gel. İyi günler komutanım.
İyi günler. Oo, köyümüzün gençleri gelmiş. Buyurun oturun çocuklar. Sağ olun, sağ olun komutanım. Komutanım. Hayırdır gençler, bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Kötü bir şey yok değil mi? Komutanım, biliyorsunuz ki başlık barası her yerde kalktı ama bizim köyde hala devam ediyor. Babalarımızın nihaya olan borcu yüzünden kimse kızını bize vermek istemiyor komutanım. Zaten köyde kimse de ağaya olan borcunu ödeyecek para da yok. Köydeki bütün gençler köyü terk etti komutanım. Büyük şehre gittiler. Köyde bizden başka genç kalmadı efendim. Birbirimizi sevdiğimiz halde kavuşamıyoruz. Ne olur büyüklerimizle konuşsanız, bu işe bir çözüm bulsanız. Komutanım, size ömür boyu dua ederiz valla. Oğlum olursa adını size koyduracağım komutanım. Nikahımıza sizi şeref kını olarak çağırırız. Çocuklar, önce bana geldiğiniz için ve kötü bir şey yapmadığınız için teşekkür ederim. Ama bu başlık parası devlet zoruyla olacak bir iş değil. İyi niyetle ve medeniyetle halletmek gerekir. Peki komutanım, babalarımız kabul etmezse bizler ne olacağız? Ben gider durumu izah ederim. Eğer anlamaz direnirlerse o zaman başka planları devreye sokarız. Sizler kaç yaşındasınız? 22. 25. 23. 26. Peki kızlar, sizler kaç yaşındasınız? Ben 20. Ben de 20. Ben 19. Ben de 19. Demek ki hepiniz reşitsiniz. Hepimiz reşit miyiz? Vallahi komutanım, ben reşit değilim, ben Sülo'yum. Sus lan, anlamadan cevap verme. O ne demek komutanım? Artık kendi başınıza karar verecek yaşa gelmişsiniz. Yani biz büyümüş mü oluyoruz komutanım? Sizler şimdi köyünüze dönün. Ben gerekenleri yapacağım. Babalarınızla konuşacağım. Yalnız komutanım, bizim gelip şikayet ettiğimizi duyarlarsa... Siz merak etmeyin çocuklar. Buraya geldiğinizi hiç kimse duymayacak. Sağ olun, sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Çok sağ olun. Sağ olun komutanım. Hadi güle güle. Siz de sağ olun. Hadi. Çocuklar, artık burada ayrılalım. Bir gören olursa planlarımız bozulur. Gözünü seveyim Memo'm. Bir an evvel plan yap. Sen tasalanma Dürya'm. Yakında hepimizi sevindirecek haberlerim olacak. İnşallah Memo kardeş. Sakın kimseye bir şeyden bahsetmeyin. Bu aramızda bir sır olarak kalsın, tamam mı arkadaşlar? Komutanımız gerekeni yaptıktan sonra tekrar toplanıp konuşuruz, tamam, tamam mı arkadaşlar? Tamam. Tamam. Selamun aleyküm muhtar. Aleyküm selam. Gel otur Memo oğlum. Yok muhtar, oturmayayım. Seninle önemli bir şey konuşacağız. Gel tamam. Şöyle. Hayırdır inşallah. Evlat, ne diyecektin? Benimle konuşmak istediğin konu neydi? Hani babamın sana verdiği mektup var ya. Ne varmış mektupta? Ne varmış? Şey işte canım. Çatlatma be adamı, söylesene ne varmış? Hazine varmış, hazine. Ne? Hazine mi? Baban hazine mi bırakmış? Evet muhtar emmi. Ama bir takım ipuçları bulduktan sonra bulacağım hazineyi. Garip babam, yememiş, içmemiş, bulmuş, buluşturmuş. Garip oğlum zengin olsun istemiş. Aman oğlum sus, kimse duymasın. Yoksa başın belaya girer. Hırlısı var, hırsızı var, uğursuzu var. Ya muhtar, ben salak mıyım? Ben her şeyi düşündüm. Bak oğlum, yardıma ihtiyacın olursa hiç çekinme, gel buraya. Tamam muhtar, sen merak etme. Hadi kal sağlıcakla. Hadi güle güle. Hem artık sen benim babam sayılırsın. Dürüye, kızım, gel hele. Geldim baba, geldim, buyur. Kızım, seni nasıl çok sevdiğimi bilirsin.
Artık senin mürüvvetini görmek istiyorum. Ramazan ağa dün seni oğluna istedi. Ben de olur dedim. Ne? Ne dedin baba? Ne oldu kızım? Neden şaşırdın? Betin benzin soldu. Baba ben ölürüm de Ramazan ağanın oğluyla evlenmem. Nuriye, biraz düşünsen kızım. Eğer sen de ısrar edersen bu evden ölüm çıkar benim. Allah Allah. Ben sevinir sandım. Neyse zamanla alışır canım. Ne yapalım? Aynı şeyleri biz gençliğimizde yaşamadık mı? Dede, o kağıtlar ne öyle? Yok canım bir şey, sadece üzerlerini karaladım o kadar. Senin aklında bir şeyler var ama hadi. Yok yok, vallahi bir şey yok. Ben bu ben kahveye gidiyorum. Biraz çene çalarım. Tamam dede. Ben sonra uğrarım. Ne var kız Duriye? Gel çabuk, seninle konuşacaklarım var. Bekle geliyorum. Duriye, ne oldu sana? Gözlerin kan çanağına dönmüş. Memo, babam beni Ramazan ağanın oğluna verecekmiş. Ne? Olmaz öyle şey. Ölürüm de seni kimselere yar etmem. Memo, canım benim. Aynı sözleri ben de babama söyledim. Bir şeyler yapalım. Yoksa bugün benim başıma gelen, yarın Ayşe'nin, Nazlı'nın da başına gelecek. Haklısın Duriye. Bu işe bir çözüm bulmalıyız. Sen şimdi eve git, benden haber bekle. Bekle, yakında her şey düzelecek, merak etme. Sana söz veriyorum. Memo, seni çok seviyorum. Ben de seni Duriye. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Memo, çalışmalar nasıl gidiyor? Buldun mu gömüyü, yani yerini? Düşündüm. Sonra? Sonra bir daha düşündüm. Sonra? Sonra bir daha düşündüm. Söyle, sonuç nedir? Hiç. Kocaman bir hiç. Yani ipin ucu bir yere çıkmadı. Ya babam bana nasıl bir oyun oynamış anlamadım. İpucu nasıl ki evlat? Babam sanki şarkı söyler gibi, tekerleme gibi bir şey yazmış canım. Rüzgar eser, sanki ninni söyler. Bakar iki gözler oradan. Gözler ağaç arası 10 adım. Basınca toprağa kim öper? İşte muhtar, ipucu böyle. Vallahi ben bir şey bulamadım. Halbuki o kadar da düşünmüştüm canım. Sanki ninni söyler kayalar, bakar iki gözler oradan. Buldum, buldum oğlum, buldum oğlum. Allah! Gel oğlum, gel, 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 gel buraya, gel, gel. Babanın şiirde söylediği yeri buldum Memo. Babam bir yer mi bulmuş? Hı-hı. Helal sana be muhtar emmi. Bak bizim delikli tepede rüzgar çok olur, uğultu çıkarır. Tepenin yanında oyulmuş iki kaya vardır. Kayanın da yanında bir sürü ağaç var. Artık 10 adım hangisi ise orayı kazacağız demektir. Karışık ama anladım galiba muhtar. Bu akşam kazma kürek alalım da kimse görmeden gidip oraya kazalım bir bakalım. Akşam 8:30 iyi mi muhtar? Tamam oğlum. 8:30'da köyün çıkışında buluşalım. Tamam mı? Tamam muhtar.
Oo. Emmi bayağı yorulduk. Biraz soluklanalım istersen. Doğru söylersin oğul. Dinlenelim. Sonra kazmak için bayağı yorulacağız. Emmi, babam bana nasıl bir hazine bırakmış olabilir ki? Vallahi oğul bu konuda ne desek boş. Baban deli dolu bir adamdı. Ne yapacağı hiç belli olmazdı. Desene Muhtar emmi, ben tam babamın oğluyum. Aynen öyle Memo. Hık demiş burnundan düşmüşsün. He? Peki babam niye böyle dolambaçlı yoldan hazineyi bulmamı istedi ki? Bir türlü anlayamadım. Hazineyi veya her ne altsa her şeyi anlarız. Hadi ol, kayaya yaklaştık. Hadi varalım bakalım. İşte ol, kaya bu gözlerde. İşte orada. Hadi evlat, on adım say da nereyi kazacağımızı bulalım. Hadi bismillah. Muhtar emmi, bak burada küçük bir testi var. Aferin oğul, hadi çıkarıp bakalım. Yaşasın, bulduk. Aç hadi aç. Merak ettim neler yazıyor. Oğul, bu ilk ipucunu buldum. Aferin sana. Seni uğraştırmamdaki sebep hazineyi bulunca ne yapacağını şaşırmaman için. Hazineyi doğru işte, doğru şeylerde kullanırsan hakkımı sana helal ederim. Ama senin her şeyi hayırlı yapacağını biliyorum. Bu hazineyi bulduğumda sen yeni doğmuştun. Ananla karar verdik. Senin için sakladık. Günün birinde oğlumuza yarar diye düşündüm. Bundan sonra bir ipucu daha var. Bu arada sen de hazineyi bulmadan neler yapacağını hesapla. Bulduktan sonra sakın şaşırmayasın. Benim için, anan için hayır dualarını esirgeme. Hoşça kal evlat. Muhtar emmi, babam bu mektubu bırakmış. Bu sefer hazineyi bulmamız lazım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhtar. Buyursunlar askere. Birine mi baktın? Komutanım dedi ki bugün öğlen namazından sonra ağa dahil herkes köy kahvesinde toplansın. Çok önemli bir konuda sizlerle konuşacakmış. Tamam oğlum. Ben ağaya da haber veririm. Bana müsaade muhtar emmi. Güle güle oğlum. Komutanına selam söyle. Öğlene bekliyoruz. Ökkeş. Buyur muhtar. Sen bir koşu git ağaya haber götür. Öğlen vakti burada olsun. Tamam. Sizler aklı başında insanlarsınız. Kaç senedir bizim köyde hiç düğün oldu mu? Söyle Davut Ağa. Yok, olmadı komutanım. Peki neden olmadı? Hiç düşündünüz mü? Sizler kendi çıkarlarınız için çocuklarınızın geleceğini tehlikeye atıyorsunuz. O durum böyle sürerse yakında köyde ne genç kız ne de genç erkek kalmayacak. Köyümüzün zürriyeti kuruyacak. Bu tarlalar, bu mallar ne olacak? O zaman sen ne yapacaksın Davut Ağa? Dışarıdan parayla ırgat mı getireceksin? Ne yani komutan? Bir tek benim suçum mu? Bu kadar alacağım varken hepsinden vaz mı geçeyim? Kızından gelecek olan torunundan daha mı kıymetli ha? Hem senin dünyalığın torununun torununa da yeter. Ben buraya sizleri uyarmaya geldim. İster başlık parası sorununu çözün, ister çözmeyin. Ama bundan sonra olacaklardan bana gelmeyin. İşte o zaman sizin yüzünüze tükürürüm. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ya bu paraları ben size zorla vermedim. Gelip zorda kaldığınızı söylediniz. Tamam dedim. Mahsul kötü oldu, erteledik. Daha ne yapalım? Ama siz işin kolayını bulmuşsunuz. Kızlardan başlık parasını alıp borcunuzu kapatacaksınız diye kızlar evde kaldı. Erkekler de başka şehre gitti. Şimdi suçlu ben miyim? Sayenizde komutandan bir de azar işittim. Benden bu kadar. Artık bundan sonra benden yardım istemeyin. Hadi, ne deriniz varsa görün.
Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacaksınız söyleyin bakalım. Benim başka şansım yok. A parasını istediğine göre kızımı talip çıkana kadar bekleyeceğim. Ben de başlık parası almadan kızımı vermem. İyi bok yersin. Sizin inatlaşmanız yüzünden köyün adı komutanın dediği gibi zürriyetsiz köy olacak. Bunların katrin adı insanı zorla fenalığa sevk eder adamı. Arkadaşlar sakin olun. Sakin düşünmeye ve plan yapmaya mecburuz. Yoksa kızlar elden tek tek gidecek. Ulan Memo, hadi biz neyse de sen Gülo'yu A'dan nasıl alacaksın? Alınca görürsün Bilo kardeş, alınca görürsün. O zaman senin aklında bir plan var Memo. Vardır tabii Silo. Buna kafa derler, saksı değil. Ulan beni de meraklandırdın be. Arkadaşlar, akşam kurulukta buluşalım. Hem biraz dertleşiriz hem de kafaları çekeriz. Hem de size planımı anlatırım, tamam mı? Tamam, ben varım. Rakı domates de benden. Peynir ekmek benden. Etler de benden. Bir de size güzel bir türkü çığırayım ki. Bana bir şey bırakmadınız ki çocuklar. Aa Memo, sen bizim beyin küpümüzsün. Seni iyi beslememiz lazım. Sen hiç merak etme. Zülfünü taramadım uyaman aman. Çok istedim alamadım uyaman aman. Yaraman aman. Cümle kuşlar yuva yapmış uyaman aman. Bir kuş kadar olamadım uyaman aman. Yaraman aman. Bir kuş kadar olamadım uyaman aman. Yaraman aman. Yeni kapıda atlılar uyaman aman. Derdime dertler kattılar uyaman aman. Yaraman aman. Yarim beni be gelmezdi uyaman aman. Bak bak nişan taktılar uyaman aman. Yaraman aman. İçelim arkadaşlar. Of be of. Yanıyorum. Of. Aylar tavşan kanı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Selam. İyi sabahlar. Dün komutanın söylediklerini, yediğiniz azarları unutmadınız değil mi arkadaşlar? Eğer kararınızı değiştirip başlık paralarından vazgeçmezseniz ben de istifa edeceğim. Kararımı verdim ona göre. Canım o iş başka, bu iş başka be muhtar. Muhtar, sapla sabanı karıştırma. Ne sapı, ne samanı? Birileri sizin kızlarınız, öbürleri köyün gençleri, bizim gençlerimiz. Buyur muhtar çayın. Sağ olun. Afiyet olsun. Çocuklar birbirlerini seviyorlarsa bize de büyükleri olarak onları evermek yakışır. Ayırmak değil. Gençler birbirini seviyorsa bize ne düşer? Ne bok yemek düşer? Ağzı topla, geç. Çekil lan. Yaya, Ramazan'a haber yollamış. Yarın akşam hayırlı bir iş için geleceklermiş. Onları şanımıza layık karşılamak lazım. Emrin olur ağam. Gereken her şeyi hazırlarız. Düşünsene ki aya, hem benim gücüm hem de Ramazan ağanın gücü birleşirse bu yörelerde her şeye sahip oluruz. Doğru söylersin ağam da, peki küçük hanım ne der bu işe? Başlarım onun sevdasına. O çulsuz olan nasıl bakacak benim kızıma? Nasıl verecek başlık parasına? Olsun be ağam, ayırma sen seven gençleri. Yaya, sen de çizmeyi aşmaya başladın. Hadi sen git hazırlıklarla ilgilen. Herkes kendi işine baksın hadi. Peki ağam. Allah Allah.
Memo, ne olur bir an önce bir şeyler yap. Yoksa babam beni Ramazan Ağa'nın oğluna verecekmiş. Hadi davran Memo. Esselama. Ana. Kimse yokmuş lan, kahve bomboş. Yok. Ökeş. Çaycı. Ya bırak ya, başka yere bakalım. Lan ne vuruyorsun lan? Gelin gelin. Gelin lan. Ne oldu Memo, hayırdır? Arkadaşlar artık bıçak kemiğe dayandı. Ben Dürüye ile evlenmeliyim. Tabi çocuk kafayı yedi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Sen iyi değilsin. Aa, nasıl söyledim ben bunları ya? Sayfa doğrudur. Aa, seni öldürür. Hatta iki sefer öldürür. Doğduğuna pişman eder. Dar eder sana burayı. Nah eder. Hiçbir halt edemez. Komutan o gün ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi ki? Ne dedi ki kurban? Hepiniz reşitsiniz demedi mi? Kendi kararınızı kendiniz verirsiniz demedi mi? He dedi. Kendi ağzıyla söyledi. Evet söyledi. Tamam işte. Dürüye'nin nüfus kağıdını bugün alıp evlenmek için müracaat edeceğim. Ama kimsenin haberi olmayacak. Dürüye benim karım olacak. Bizim haberimiz var. Evet doğru, bizim haberimiz var. Evet var. Sizden başkasının haberi olmayacak. Anladınız mı zeka küpleri? Anladık tabii. Salak mıyız biz? Sonra ne olacak? Sizler de aynı şeyi yapacaksınız. Yani sevdiklerinizle evleneceksiniz. Ondan sonra bizi kimse ayıramaz. Mantıklı geldi. Varım. Ben de varım. Ben de oynuyorum. Aman evleniyorum anasını satayım. Beni de katın hesaba. Yalnız bu planı kızlara nasıl kabul ettireceğiz he? Merak etme Silo. Kızlar kabul edecek. Çünkü başka çaremiz kalmadı. Yoksa hepimiz köyden ayrılmak zorunda kalırız. Doğru söylersin be Memo. Ben akşam Nazlı'ya gider nüfus kağıdını alırım. Ben de Ayşe'ninkini alırım. Ben de Halime'nin nüfus kağıdını alırım. Tamam o zaman. Sabah erkenden burada buluşup evlenmek için müracaat ediyoruz. Yalnız bu sır aramızda kalacak, söz mü? Söz. Sevdiğimin üzerine söz. Bu sırrı ölene kadar saklayacağıma yemin ederim. İnanıyoruz Bilo. Yarın sabah saat 8'de buradayız. Tamam. Tamam. Sabah 8'de buradayız. Allah yardımcımız olsun. Amin. Size söz veriyorum. Bu köyde başlık parası kalmayacak. İnşallah. Hadi şimdi ayrılalım. Herkes seyircine gidip haber salsın. Nüfus cüzdanlarını alsın, tamam mı? Tamam. Ölmek var, dönmek yok. Sonuna kadar ya kızlar ya biz. Birimiz. Hepimiz. Hepimiz. Birimiz için. Hadi şimdi ayrılalım. Hadi gidelim. Bekle beni Dürüyem. Geliyorum. Dürüye! Kız Dürüye! Neredesin kız? Buradayım Memo, dere kenarındayım. Kız, dere kenarında ne işin var? Kızını da serinlemek mi istiyorsun? Sana bir sürpriz hazırladım. Bak geliyorum ama. Gel. Bak geliyorum ha. Gel Memo. Bak geliyor. Gel. Bak geldi.
Kız. Kız. Ne kadar da güzel olmuşsun. Kız, yoksa orası mı oldu? Saçmalama Memo. Artık dayanamıyorum. Bu işi bitirelim. Yoksa babam beni başka birine verecek. Kız, sen insanın başını belaya sokarsın vallahi. Hürriye, affet beni. Böyle olmasını istemezdim. Memom sen değil ki, esas ben istedim. Canım, nüfus kağıdını getirdin mi? Evet, getirdim. Getirdim, al. Ben birkaç gün içinde evlilik işlerini hallederim. Sen onları oyala, tamam, tamam mı? Tamam. Sonra kız? Sonra Memo? Sonra benim karım olacaksın. Hadi bir an önce işleri halledelim. Bir iki gün sonra buluşuruz. Tamam Memo. Sakın kimseye bir şey belli etme, tamam mı? Tamam canım. İyi nimetler tertip. Size de iyi günler, buyurun. Komutan içeride mi? İçeride, buyurun. Sağ ol tertip. Gel. İyi günler komutanım. Ben seni sonra ararım. Oo Memo, hoş geldin. Gel şöyle otur bakalım. Yok, rahatsız etmeyeyim komutanım. Gel gel, otur hele. Köyde neler oldu anlat bakalım. Vallahi komutanım, köyde bir şey olmadı ama bundan sonra çok şey olacak. Bayağı meraklandım Memo, anlat bakalım. Komutanım, siz geldikten sonra değişen hiçbir şey olmadı. Her şey aynı tas, aynı hamam. Ay ihtiyar keçiler ha, inatlarından vazgeçmiyorlar. Sevdiklerimize başka köylerden gençler talip olmuş. Hiç sevmedikleri halde kızları zorla evlendirecekler. Bunun için biz gençler de bir araya gelerek evlenmeye karar verdik. Ne? Siz dört arkadaş, dört kızla hem de sen Davut Ağa'nın kızı Dürüye ile evleniyorsun ha? Evet komutanım. Başka çaremiz yok ki. Hem siz o gün hepiniz reşisiniz demediniz mi? Evet dedim ama... Komutanım biz kararımızı verdik. Bir büyüğümüz olarak sizin de haberiniz olsun istedik. Bir iki güne kadar gün alırız. Hem zaten evlendikten sonra bile... Bir müddet herkes aynı yaşantısına devam edecek. Nasıl yani? Komutanım, evleneceğimizi sizden başka kimse bilmiyor. Onun için bu sırrı saklamak istiyoruz. Ancak kızları zorla evlendirmeye kalkarlarsa... ...o zaman bizim karılarımız olduğunu söyleyip evlenme cüzdanlarımızı gösteririz. Peki Memo, ya öğrendiklerinde olay çıkartırlarsa? Onun çaresine siz bakarsınız, öyle değil mi komutanım? Ben sizliyim Memo. Ne diyeyim, Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Siz olmasaydınız biz cesaret edemezdik. Her şeyi size borçluyuz. Yalnız bu aramızda kalacak Memo, tamam mı? Siz merak etmeyin komutanım. Benden başka kimsenin haberi olmayacak. Verin elinizi öpeyim. Yo yo, estağfurullah. Hadi sağ olun, hayırlı çok olsun. Sağ olun komutanım. Hadi, hadi sağ hayırlı olun. Olsun. Allah Allah. Benim kıza karşı köyden talip çıktı. Desene başına talip kuşu kondu. Vallahi böyle giderse bizim kızlar da bir iki sene içinde evde kalacaklar. Bakalım ondan sonra ne yapacağız? Kızlar sizin sayenizde yuva kuramadılar. Siz ne açgözlü insanlarsınız öyle be. Peki ne yapacaktık muhtar? Başka çaremiz var mıydı? Diyelim ki kızları başlık parasına evlendirdiniz. Ağa'ya olan borcunuzu da kapattınız. Sonra ne olacak? Gene ağadan borç alacaksınız. Kız da elden gitti. Sonra ne halt edeceksiniz? Yok ama. O zaman da siz... Torunlarınızı satarsınız. Mıhtar, bize çok kötü laf ettin ha. Yerden yere vurdun bizi be. Ben ne söylesem boş. Suratınıza tükürsem tükrüğüme yazık. Böyle gelmiş böyle gider Mıhtar. Artık böyle gitmeyecek. Ne diyorsun sen be Mıhtar? Ben sizleri uyarıyorum. Bu işin sonu kötü olacak. Allah Allah. Acaba ne demek istedi bu adam? Nereye gömmüş olabilir hazineyi? Başka da bir bucu vermemiş. Çok da zor şeyler söylemiş canım. Ah şu hazineyi bir bulsam da, şu Dürüye'yi bir alsam, başlık parasından bir kurtulsam. Ah ah. Heh.
şu köpeğe bir şey atsın gece gece hovlayıp da sinirlerimi bozmasın. Tamam baba, ben bakarım. Hoş, hoş. Bulma, başını yiyesin inşallah. Nazlı, benim kız Bilo. Bilo, sen miydin? Güzel köpek taklidi yapıyorsun, gerçek sandım vallahi. Nazlım, getirdin mi nüfus cüzdanını? Aha, burada al. Kız, yakında, çok yakında karım olacaksın. Elini çabuk tutmazsan zor olacağım. Onu merak etme, bir iki güne kadar bu iş tamam. İnşallah Bilo, inşallah. Nazlı, kızım neredesin? Geldim baba, geldim. Hayvana taş attım da. Kahretmesin seni. Oha, hayvan senin babandır. Sus işte, tamam ben gidiyorum hadi. Öp beni, öp beni, öp beni. Geldim Seyfo, geldim. Kız, yüreğime in dedim. Ne güzel ıslık çalıyorsun Seyfo. Bülbül gibisin maşallah. Sus kes. Gece gece dalga geçme. Zaten sinirlerim tepemde. Seyfo, ben seni sinirle yatıştırırım. Ya, hadi kız. Nasıl yatıştıracağız? İşte böyle. Allah. Sus Seyfo, sus. Bir duyan olacak. Olsun. Varsın. Duysunlar. Anasını satayım. Hey. Yavaş ol. Al işte. Getirdim nüfus kağıdını. Yakında karım olacaksın Halime. Doğru mu söylüyorsun Seyfo? İnanayım mı? Tabii kız. Hadi sen görünmeden geri dön. Baba şüphelenmiş. Tamam Seyfo, kendine dikkat et. Sen de Halime. Ayşe, Mırna, Miau, Ayşe, Miau, Miau, gel hadi, Miau, Miau. Geldim Silom, geldim. Gel hadi ya, Miau. Silom, ne güzel de miyavlıyorsun. Hani Mart ayında da değiliz. Sus kız, dalga geçme. Zaten korkudan Yusuf Yusuf atıyorum. Sana biraz cesaret vereyim mi Silom? Sen onu bırak da nüfus kağıdını getirdin mi? Getirdim Silom. Ama benim hemen dönmem lazım. Yoksa annem anlar yokluğumu. Tamam Ayşe, hadi git. Nasıl olsa yakında karım olacaksın. Esah diyorsun değil mi Silom? Vallahi canım çıksın ki doğru söylüyor. Ayşem, Ayşem, aşk gibidir memeleri, taş gibidir. Nala! Miau, miau, miau! Nazlım, Ayşem, Ayşem, karım olacağım Nazlım. Aşk gibidir. Nala! Oğlum, faal yapıyorsun oğlum! Ödümü patlattın. Ula teke teker gelin lan. Korkumdan altıma edecektim. Asılı yer sizsiniz be. Kızların nüfus kağıdını. Aldım, aldım. Aldım, sen? Aa, ben de aldım Silo, bak. Ne, ben de aldım. Ben de aldım ya sen. Aldım, aldım. Aldım, aldım, ben de aldım. Osman, ben de yar. Ulan yarın Memo'yla nikah dairesinde görüşeceğiz. Gel seni döveyim. Ayşem, Ayşem. Oğlum durun lan, ne yapıyorsunuz? Allah cezası. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın kardeşim. Bakıyorum hepinizin ağzı kulaklarına kadar. Yani herkes görevini yapmış. Eyvallah.
kızların nüfus kağıtlarının hepsini aldık. Demek ki gerçekten kızlar bizi seviyorlarmış be. Ulan salak. Daha yeni mi anladın? Hadi arkadaşlar. Gidip şu işimizi bir an önce bitirelim. Hadi bitirelim. Ula ula ula. Aha burası. Memur bey, evlilik işleri hangi katta? Şu kapı. Çok sağ olun. Sağ ol. Dede, senin ne işin var burada? Ben sana dedim torun, ben sizin gibi gençleri cebimden çıkarırım diye. Kaç gündür ne dolap çevirdiğinizi biliyordum. Ben de Zeliha'nın nüfus kağıdını aldım. Artık aynı gün nikah kıyarız. Dedem benim ya. Ula düşürme lan. Ula tut. Ula düşürme beni. Tamam, hadi şuraya bir yere koy beni. Sandalye. Bize ver çay, tavşan kanı olsun. Benimkine kan koyma. Saçmalama ulan. Ya dede, sen de az çılgın adam değilsin seni. Ne yapalım torun? Baktım sizden fayda yok, kendi işimi kendim göreyim dedim. Peki, Zeliha'yı nasıl ikna ettin? Merak ettim. Fazla merak iyi değildir oğlum. Şimdi, nikah günü aldığımıza göre... O güne kadar gerekenleri yapmamız lazım, değil mi? Evet, lazım da bize o gün araba lazım. Bize iki araba, yok, üç araba lazım. Yok, iki, üç, iki, iyi. İki araba kolay, onu ben ayarlarım. Hiçbirimizde para yok. Metalik yok vallahi dede, resim nasıl çektireceğiz? Biz mi çizeceğiz? O kolay. Onu da ben ayarlarım. Ulan kızlara bir yüzük alacak paramız biliyor. Biz ne biçim erkeğiz be? Yüzük kolay. Ben ayarlarım. Yahu dede, sen ne kirli çıkıyorsun öyle? Nasıl ayarlayacaksın bu kadar şeyi? Ben kaç senedir aldığım emekli maaşını ne yaptım sanıyorsun? Hadi arabanız, yüzükleriniz, çiçekleriniz hepsi benden. Afiyet olsun. Sağ ol. Bugün kahve sakin. Gençler de yok, dede de yok. Bu gençlere bu aralar bir şeyler oldu. Pek gelmez oldular. Gelip de sizin suratınızı mı seyredecekler? Ne yapalım, onlar da başlarının çaresine baksınlar. Siz de kına yakın. Belki rahatlarsınız. Ne yapalım be Mıhtar, başa gelen çekilir. Ulan sizin başınıza taş değil kaya düşsün inşallah. Buyurun Sayın Başkanım, şöyle sofraya. Teşekkür ederim ha. Rica ederim, ne demek. Sen de gel şöyle oğlum. Ha tamam. Nasıl, beğendiniz mi başkanım sofrayı? Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, kızın Dürüye'yi, oğlum Saffet'e istiyorum. Bu benim için bir şereftir ağam. Dediğim şartları kabul ediyorsa... Kabul ediyorum ha. Yüreği verdim gitti. Hadi bismillah. Yakında nişan ve nikah beraber yaparız. Her şeyin hayırlısı başkanım. Hadi buyurun.
Ya nereye gömmüş olabilir bu adam hazineyi acaba? Allah Allah. Bu işin içinde bir iş var ama bir türlü çözemiyorum. Ah be baba, biraz daha ipucu verseydin ya. Bütün bu dertler biterdi. Kurtulurduk her şeyden. Da iyiymiş. Hadi oğlum gel senle dolaşalım biraz. Hanım biz biraz ulaşmaya çıktık. Tamam bey. Hanım babam. Demek bulduğun hazineyi çocukken piknik yaptığımız ağacın altına sakladın ha? Geliyorum dede. Ne o dede? Bakıyorum neşen yerinde ha. Daha ne olsun evlat? Bugün Zeliha'mla evleniyorum. Bu çiçekler kime? Çocukların çiçekleri, yüzükleri. Vallahi sen bir daha iyisin. Bu işe çocuklar çok sevinecek. Hadi acele edelim. Hadi o zaman sultanım. Hadi, biz de arabaya geçelim. Ulan sen söyleyene kadar gelip gidecekler be. Vallahi dede sözünü tutmuştur ha. Aslan dede. Ulan dede de olmasa biz bu işi beceremezdik. Abi elçisi olarak onu mu göndersek? Hayır, dede de mi bu işi diyor? Hey ya, her şeyi de dede hazırladı. O da evlenecek. Ne? Dede de mi evlenecek? He, öyle. Selamün aleyküm çocuk. Aleyküm be. Selam dede. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Herkes tamam mı? Hadi tamam Nuriye. Hariç. Ne? Yüreğimin başına bir şey gelmesin. Yoksa susuz fidan gibi kururum valla. Alın çocuklar, bunlar sizin. Bunlar da sizin. Sağ ol.
Sağ ol, sağ ol, sizden de. Şimdi biz Zeliha abla mı diyeceğiz yoksa Zeliha yenge mi? Yoksa Zeliha nine mi? Deli misiniz siz be? Ne ninesi? Tamam minik kuşum, sinirlenme sen. Bunu sonra konuşalım çocuklar. Dedem siz gidin. Baksana, Dünyam hala gelmedi. Bir şey mi oldu acaba? Biraz daha bekleyelim oğlum. Belki de kız evden çıkamamıştır. Memo, ben geldim. Dünyam! Aşkım benim, seni çok merak ettim. Nerede kaldın? Evden zor kaçtım. Neredeyse babama yakalanacaktım. Benim cesur sevgilim. Hey şaşkın aşıklar. Çabuk gelin de gidelim yoksa geç kalacağız. Ay, hadi gidelim. Hadi gidelim. Sizler belediyemize toplu nikah müracaatını yapmış bulunmaktasınız. Bizler de sizlerin nikah başvurularını almış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde evlenmenize herhangi bir sakınca yoktur. Siz Osman kızı Halime, İsmail oğlu Seyfo'yu kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Siz Rüstem kızı Zeliha, Hamdi oğlu Osman'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Peki siz Zeliha'yı karı olarak kabul ediyor musunuz? Evet evet. Siz kızım Dürüye, Memo'yu kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Ya sen Memo, Dürüye'yi karı olarak kabul ediyor musun? Yoo, ben kabul etmiyorum. ediyorum. Peki, sen Nazlı, Bilo'yu kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Peki sen Bilo, Nazlı'yı karı olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Geldik sonuncuya. Peki kızım Ayşe, sen Sülo'yu kocalığa kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Peki sen Sülo, Ayşe'yi karılığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Ben de sizleri şahitlerin huzurunda karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Buyurun. Ali'ye çıkam sana bir sarılam. Evet, tebrik ederim. Buyurun. Bu da sizin. Hayırlı uğurlu olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, altınlarım vardı. Bakalım. Bozdurmak istiyorum. Çok para yaptı. Oo. (Gülüyor)
Allah! Ne o gençler, yüzünüzde güller açıyor. Tabii mutluyuz. Artık mutluluğumuzu hiç kimse bozamaz. Değil mi arkadaşlar? Tabii. Babalara gelsek bile mutluluğumuzu kimse bozamaz. Hatta babalar bize gelse bile kimse mutluluğumuzu bozamaz. Aferin lan size. Keşke sizin aklınızdan biraz da bunlara bulaşsa. Ben sizi kızımı karşı köyden isteyenlere verdiğim zaman görmüştüm. Evet, ben de kızımı vereceğim. Ne oldu gençler, dilinizi mi yuttunuz? Muhterem mi? Çok güzel. İyi günler, iyi günler. Merhaba Ali. Hoş geldin oğlum, hele geç otur. Oturacak vakit değildir muhterem mi? Bundan sonra nerede hareket? Orada bereket. Ne yapacağız Memo kardeş ha? Bu hainler kızlarını başkalarına vereceklermiş. Ne verirler lan? Onlar bizim resmi karımız. Herkes beni dinlesin. Bu köyün gençleri olarak bugünden sonra sevdiklerimizi yanımıza alıp köyü terk ediyoruz. Gücü yeten varsa bizi engellesin. Ben Davut Ağa'nın kızı Dürye'yi, Seyfo Halime'yi, Bilo Nazlı'yı, Siro'da Ayşe'yi alacak. Ula sizin söylediklerinizi kulaklarınız duymuyor galiba. Ulan kaç yıllık töreleri yıkmak size mi düştü? Biz kararımızı verdik. Gerekirse bu yolda canımızı veririz. Sevdiklerimizi vermeyiz. Durun canım. Böyle tartışmaya ne gerek var? Kanun var, nizam var, devletin güçleri var. Tamam. Kızlar gelsin. Davut Ağa gelsin. Devletin güvenlik güçleri gelsin. Ayran gelsin. Kola gelsin. Adana da gelsin. Adana da gelsin. Ula Memo, jandarmayı çağır, seni hapsettiririm ha. Çağırmaz. Çağırmazsan ağırlarız vallahi. Evet, çağırın. Ne duruyorsunuz? Ha? Ne duruyorsunuz? Yoksa vapur mu bekliyorsunuz ha? Alo komutan. Ben muhtar. Komutan, burada işler karıştı. Olaylar çıkıyor. Bir an evvel gelin de müdahale edin. Dürüyem. Seyfo. Bilo. Bilo. Nazlı. Ayşe. Söyle lan hıyar. Halime. Aferin. Kim ulan benim kızımı götürmeye cesaret eden? Ben. Ben cesaret ediyorum. Ulan çosuz. Karnını doyuramıyorsun lan. Benim kızımı nasıl doyuracaksın? Aa, senin kızın satılık değil mi? Söyle, fiyatı ne kadar? Kaça verirsem veririm. Hesap mı vereceğim sana? Söyleyin ağalar. Ayşe'nin, Nazlı'nın, Halime'nin fiyatı ne kadar? Kaça veriyorsunuz kızlarınızı? Bunlar size yeter mi? Sevdiklerimiz bizim için canımızdan daha değerli. Onlara paha biçilmez. Ama sizlerin değeri bu kadar. Alın! Evet.
Şimdi beni iyi dinleyin. Kızların başlık paralarını verdik. Artık biz köyden ayrılıyoruz. Sevdiklerimizi alıp gidiyoruz. Sakın karşı çıkmayın. Sizin gibi büyüklerimiz olduğu için utanıyoruz. Ya izin verin elinizi öpüp ayrılalım ya da... Ya da ne olacak Memo? Zorla mı alacaksın Duriye'yi? Evet, gerekirse zorla. Bunun... Durun. Ne bu haliniz? Ben size başta söyledim. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Öyle değil mi Davut Ağa? Celil Ağa, Osman Ağa? Öyle ama komutan. Ben kızı Ramazan Ağa'nın oğluna vereceğim. İşler buraya kadar gelmiş. Kızın ölümü göze almış. Diğerleri de aynı durumda. Üstelik başlık parasını da almışsın. Sen hala bunları söylüyorsun. Komutan, ben bu gençlerden şikayetçiyim. Ne şikayeti bu? Kız kaçırmışlar. Kim kaçırmış kızını? İşte Memo. Derhal tutuklayın Memo'yu. Davut Ağa, sen bana emir veremezsin. Birincisi Dürüye zorla kaçmıyor. İkincisi ben onlara bir şey yapamam. Çünkü Dürüye Memo'nun resmi nikahlı karısı. Ne? Ne? Oh! 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 Kalbim! Oh! Oh! Davut Ağa! Davut Ağa! Geçmiş olsun. Baba, babam benim. İyisin değil mi baba? Çok korkuttun bizi. Kızım, Dürüyem. İyiyim. Hem de çok iyiyim. Sana bir şey soracağım. Sor baba. Memo'yu gerçekten seviyor musun? Evet baba, seviyorum. Hem de çok seviyorum. Artık ben de onu oğlum olarak kabul ediyorum. Ama bir tek şartla. Köyü terk etmenizi istemiyorum. Evlenip burada yanımda kalacaksınız. En kısa zamanda dede olmak istiyorum. Thank you.
Hadi geç dede, geç. Gel otur. Sakin ya ol dede. Ya dedeciğim, sakin rahat ol. Ol. Sakin ol ya, bir şey yok, tamam. Sakin ol. Rahat ol dede. Müjde dede, müjde. Nurkapı gibi bir iki yolun oldu. Ne? İkiz mi? Allah. Dede! Dedeyi tuttum. Dede! 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 Dede ne oldu dede? Dede! Dede!